Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Gara operasyonu sonrasında siyasi atmosferde tansiyon iyice yükseldi. Halkların Demokratik Partisi'ne karşı çeşitli suçlamalar ve yorumlar mevcut. Biz de bu özel yayınımızda HDP bu meseleye ne diyor, bunu ekranlarımıza taşımak istiyoruz. Konuğumuz HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çeşitli fotoğraflar göstererek HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir yönelik çeşitli yorumları oldu ve Gara'ya gittiğine dair iddialarda bulundu. Bu iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığından ziyade bu iddiaların siyaseten anlamı nedir Filiz Hanım? Siyaseten anlamı biz çürüdük, dibe doğru gidiyoruz ve aslında ahlaklı bir siyaseti yürütemiyoruz. Bu nedenle yaptığımız operasyon da başarısız ve onca insanın ölümüne neden oldu. Ama bunu HDP'ye yüklenerek, ona daha önce de yaptığımız gibi aslında sürekli kriminalize ederek, saldırarak kendimizden çevirebilir ve HDP'ye yöneltebiliriz. Anlamı bence bu. Bunun dışında bir şey değil. Ama şöyle bir anlamı da var. Aslında arkadaşımızı ciddi olarak hedef gösterdi. Derdi ve az sonra diyerek bunu hazırladı. Bir kadın milletvekili vardı dedi, bunu açıklayacağım dedi. Arkasından Dilan Dirayet Taşdemir arkadaşımızın ismini verdi ve kendisine yönelik bir lince dönüştü bu. Ve hakikaten kendi aslında sorumluluk almaları gereken alanı, hesap vermeleri gereken alanı bize çevirmeye gayret ettiler. Ben bunun tuttuğunu zannetmiyorum. Çünkü bu 6 senedir sürekli bizim üzerimize oynayarak yapmaya çalıştıkları bir şey. Siyaset sorumluluk alarak yapılır. Kendilerinin iktidarda olduğunu ve bu sorumluluğun onlara ait olduğunu unutuyorlar ne yazık ki. Ama halk unutmuyor diye düşünüyorum. Bu hafta yapılan açıklamalardan biri de şuydu, siyasal iktidarın aslında kutuplaştırıcı siyaset söylemi ve pratiklerinin genişlediğini bir örnekte görmüş olduk. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki'nin HDP seçmenlerine yönelik hakaret içerikli yorumları mevcuttu. HDP seçmenlerinin ki 5,5 milyon, 6 milyon insandan belki bahsedebiliriz. Bu şekilde topluca kriminalize edilmesi geldiğimiz noktada bize ne söylüyor Filiz Hanım? İşte gerçekten bu aslında daha derin bir çaresizlik. Yani öyle bir noktaya geldiler ki siyasetçiye yüklenmek, HDP'li vekillere ya da işte MYK üyelerimizi gözaltına almak, tutuklamak, onca insanımızın cezaevlerinde olması bunlar yetmiyor. Ama biz yok edemiyoruz sizi, yok etmek istiyoruz ve gerçekten olmasanız aslında kaybolsanız bu hayattan, bu ülkeden ne güzel olur siyaseti yapıyorlar. Hani o meşhur milli eğitimi ne iyi yönetirdim öğrenciler, öğretmenler olmasa gibi. Muhalefet olmasın istiyorlar. Çünkü şu anda en önemli muhalefeti yürüten Halkların Demokratik Partisi ve burada artık seçmene dahi yönelmek ve seçim sistemini de tanımamak anlamına gelen bir şey. Yani demokrasiden geçtim. Hakikaten insanların kanaatlerini, hislerini, işte tercihlerini sorgulamak demeyeceğim. Onlara hakaret etmek nereye havale edilecek bir şey bilmiyorum. Ama onu seçmenler gerçekten siyasetin en dip yerlerine havale ettiler ve ben Özaseki'nin bundan rahatlıkla çıkabileceğini düşünmüyorum bu çukurdan. Kendisini aslında kendisi yaptığı söylemleriyle sonradan ne kadar işte aştı sınırı vesaire dese de bunu temizleyemeyecektir. Bu ciddi bir çürüme diye düşünüyorum. Ve seçmenlerimizin de aksine daha çok bilenmesine neden olan bir şey bu. Daha çok sahiplenmesine neden olan bir şey. Sadece bizim seçmenlerimiz değil, aslında demokrasiye inanan herkesin daha çok sahiplenmesini sağlayan bir şey. Yani bunu da görmek lazım.
HDP eş genel başkanı Pervin Buldan bugün yaklaşık bir iki saat önce grup toplantısında konuşmasını yaptı ve aslında bu suçlamaların bir kısmına da cevap verdi. Şimdi ben Pervin Buldan'ın konuşmasından birkaç başlık üzerinde özellikle durmak istiyorum Filiz Hanım müsaadenizle. Rica ederim. Herkes bir adalet vurgusu yaptığı konuşmasının sonunda. Şimdi buradan başlayalım. Bu bir aslında siyasi proje ve hamle bir yanıyla da. Herkes için adalet dediğimiz projede HDP hangi adımlar atıyor? Şunu birleştirerek sormak istiyorum buna. Halkın seçim beklentisi olduğunu söyledi Pervin Buldan ve sandıkta gerekli cevabın verileceği vurgusunu yaptı. HDP'nin kapatılmasına yönelik bir yandan tehdit ve söylemlerin içerisinde herkes için adalet ve halkın seçim beklentisine yönelik HDP nasıl çalışmalar yürütüyor? Şimdi bu kampanyamız gerçekten her alanda ve her şehirde devam ediyor. Bir yandan iş aş buluşmaları yapıyoruz. Çünkü yoksulluk da aslında bir adaletsizlik sorunu ve yoksullar için adaleti çok önemsiyoruz. Kadınlar için adaleti önemsiyoruz. Her yanda maalesef her gün kadın cinayetlerine uyanıyoruz. Bunun dışında Kürtlerin eşit yurttaş olarak yaşama hakkı, bütün yurttaşların, engellilerin, sağlıkçıların, yani kısacası aslında KHK'lıların, her yurttaşın adalete ihtiyacı var. Yani bu ciddi bir susuzluk derecesinde. Uzun zamandır her cenahtan bu sesin yükseldiğini görüyoruz ki Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimize bugün korkunç bir hukuksuzlukla getirilmek istenen fezlekenin de nedeni budur. Her kesimin sesi olduğu için nasıl diyeyim çıplak aramayı söz konusu ettiği için ki birlikte yayın yapmıştık Ömer Faruk Bey'le bu konuda. Bunun bir işkence olduğu ve herkese uygulandığı konusunda. Bu anlamda adalet hakikaten herkesin şu anda toplumda en önemli ihtiyacı. Yani yoksulluk bir ciddi sorunsa aynı şekilde adalet de, adalete erişim de, daha doğrusu erişimsizlik de bir başka önemli sorun. Biz bu kampanyamıza aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle, parti ziyaretleriyle de devam ediyoruz. Önümüzde ciddi bir sorun daha var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmaması, Selahattin Demirtaş kararının. Mesela bu kararla ilgili bir metin hazırladık, bir broşür hazırladık. Bunu bütün milletvekillerine dağıttık. Onun dışında ziyaret yaptığımız her yere de iletiyoruz. Daha anlaşılır ve net olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne dedi ve neyi ifade ediyor diye. Ama dediğim gibi aslında her cenahtaki ziyaretlerimiz önemli ve ciddi karşılıklar buluyor. Çünkü adalet herkesin ihtiyacı olan bir şey. Şu anda kimsenin ulaşamadığı ve kimsenin de vazgeçmek istemediği, buna ulaşmak için çabaladığı bir şey. Ki iktidar mensupları da bugün buna ciddi olarak ihtiyaç duyacaklar aslında kendileri yaptıkları haksız uygulamalar nedeniyle. Gerçek bir demokrasiye ulaştığımızda ve adil yargılama sistemine eriştiğimizde yargılandıklarında adil bir yargıya ihtiyaç duyacaklar. Filiz Hanım, Pervin Buldan'ın konuşmasında ön plana çıkan bir başlık da aslında çözüm süreciydi. Hem Dilan Dirayet Taşdemir'e yönelik Süleyman Soylu'nun açıklamaları üzerinden çözüm sürecinin nasıl yürüdüğünü, İmralı Kandil ve Ankara arasındaki görüşmelerin nasıl gerçekleştiğini Pervin Buldan ayrıntılarıyla anlattı. Bir yanıyla da şunu söyledi. Kürt sorununun çözümsüzlüğünden zafer çıkmaz. Dolmabahçe'de masayı devirmenin sonucu Gare'dir. Ve Gare'den bir başarı hikayesi çıkaramadılar. Bunun intikamını HDP'den almaya çalışıyorlar. Pervin Buldan'ın sözleriyle aktarıyorum. Şimdi bu siz dediniz ki herkes için adaletin gerekli olduğu bir siyasi atmosferdeyiz. Bir yanıyla da Türkiye'de eşitsizlikler ve adaletsizliklerin en temel aslında düğümlendiği mesele de Kürt sorunu. Siz şu anda hep şu tartışılıyor. İktidar içerisinde bulunduğu süreçten güçlendirilmiş parlamenter sistemle mi çıkacak yoksa siyasal şiddeti daha da mı arttıracak? Sizin bu konudaki yorumunuz nasıldı? Tekrar bir çözüm süreci, müzakere sürecine yönelik bir adım halihazırda atılabilir mi? Bunun hiç emaresi var mı? Yoksa aksine bir süreç mi bizi bekleyecek?
Yok, hayır, şu anda bunun bir emaresi yok. Ama benim bu konuda özellikle vurgulamak istediğim şey şu: bugün Pernar Hanım gerçekten eş başkanımız tarihi bir konuşma yaptı. Her şeyi bütün netliğiyle tane tane anlattı. Anlamak isteyenler onu tekrar tekrar dinlemeliler ve nasıl o sürecin, çözüm sürecinin yürüdüğünü ve o dönemde 3 yıl boyunca bu ülkede hiç kimsenin ölmediğini ve eğer devam etseydi bugün nasıl aslında farklı bir ülkede yaşıyor olacağımızı çok net bir şekilde ifade etti. Bugün bunun emaresi yok. Bugün ciddi bir siyasi saldırganlık ve kriminalize etme çabaları var. Ama ben barışın ve çözümün toplumsallaşması gerektiğine inanıyorum. Yani o süreçten de daha farklı olarak, daha ötesinde bütün topluma bu barış isteğinin ve çözüm isteğinin yayılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun öncülüğünü de aslında kadınların yapması gerektiğini düşünüyorum. Şeffaf, eşit, herkesin ikna olabileceği ve herkesin aslında katılımcı olarak yer alabileceği bir süreç olmalı. Türkiye ancak bu şekilde çıkış bulabilir. Türkiye ancak bu şekilde gerçekten demokratik bir ülke olabilir. Çünkü Kürt sorununu çözmeden aslında ırkçılığı, Türk sorununu ve aynı devlet aklının tekrar tekrar 40 yıldır harekete geçmesini ve aynı uygulamaları yapmasını engellemeden bu sorun çözülemez. Bu sorun çözülmediği zaman da yoksulluğun çözülmesi de, adaletin çözülmesi de, adalete ulaşmak da mümkün değil. Bu nedenle barışın toplumsallaşması ve her kesimin bunun için ses vermesini ben çok anlamlı buluyorum. Zaten aslında kısılmak istenen ses de buydu. Özellikle çözüm sürecinden sonrasına baktığınız zaman Türkiye'de yaşadığımız olaylara, 10 Ekim Ankara katliamı, Suruç katliamı, işte Ceylanpınar da kimin tarafından öldürüldüğü sorduğumuz, onlarca verdiğimiz önergeye rağmen açığa çıkarılmayan, ortaya çıkarılmayan iki polisin öldürülmesi ve buna benzer birçok olay gerçekte çözüm sürecinin AKP'nin kendi bekası için işine yaramadığını gösterdiği için oldu. Ve bunun yerine, Türkiye'nin geleceği yerine kendi geleceklerini tercih ettiler. Ama tüm Türkiye halklarının artık AKP'nin değil, kendi geleceklerini, kendi adalet duygularını, kendi vicdanlarını dinleyerek bunu kurmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Filiz Hanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye bir süredir siyaseten ve ekonomik anlamda gerçekten yönetilemezlik durumunda olduğuna dair hem siyaset bilimciler hem de çeşitli yorumcular bu yorumu yapıyorlar. Tam bu noktada erken seçim sürecine giriyor muyuz, girmiyor muyuz gündemi de ön plana çıkıyor bazen. Ve ittifaklar siyasetine dönüp dolaşıp HDP'nin kritik rolüne odaklanılıyor. Siz bu noktada HDP'nin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü artık siyasi partiler arası ilişkilerden ziyade ittifaklar arası ilişkileri konuşuyoruz. Bir demokrasi bile oluşacaksa, masaya birlikte oturulacaksa HDP nerede olacak? Sayın Mithat Sancar'ın da artık açık bir şekilde görüşmeler yapılacak üzerinden bir açıklaması vardı. İttifaklar siyasetinde HDP'nin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki açık olması lazım. Yani baktığınız zaman aslında ne istiyoruz biz? Yani hep beraber bu ülke için ne istiyoruz? Demokrasinin asgari kuralları nedir? İnsan hakları nedir? Buradaki evrensel kurallar nedir? Nasıl bir ülkede yaşamak ve nasıl bir ülkeyi gerçekten idame ettirmek, dönüştürmek istiyoruz biz? Yani burada ortaklaşılabilecek, demokrasi isteyen bir cepheyle insanlar, yurttaşlarla, partilerle, sivil toplumla uzlaşılabilecek çok fazla madde var. Yani baktığınız zaman programlara gerçekten ortaklaşılabilecek çok fazla şeyi görebilirsiniz. Ayrı düşünümüz çok şey de var tabii ki. Ama önemli olan bugünün bu otoriteri de artık otoriter kelimesinin dahi karşılamadığı, daha faşizan bir rejimde yaşamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani
toplantı gösteri hakkını herkes kullanmak istiyor. Barışçıl toplantı haktır diyoruz. Düşünce ifade özgürlüğü diyoruz. Bunun için binlerce insan cezaevinde. Bütün bunları istemiyoruz. Yoksulluğu istemiyoruz. Daha adaletli bir vergi düzeni diyoruz. Bunu adil bir şekilde bu ülkenin kaynaklarını paylaşmak diyoruz. Yani bütün bunlarda ve insan hakları çerçevesinde uzlaşılabilecek o kadar fazla şey var ki artık muhalefetin önemli bir kesiminin de bu HDP'yi kriminalize etme çabasından iktidarın daha fazla uyanıp onun peşine takılmaması gerekiyor. Yani bu nasıl diyeyim, bugün gençlerde hiçbir karşılığı olmayan bu ırkçı, sözde milliyetçi söylemlere kapılmaması gerekiyor. Çünkü hepimiz bu ülkeyi seviyoruz ve hepimiz bu ülkede daha huzurlu, daha mutlu bir gelecek istiyoruz. Bence bunu kurabiliriz, bunu kurmak mümkün. Ama herkesin kendi ön yargılarıyla, kendi korkularıyla yüzleşmesi lazım ve şeffaf olması lazım, daha açık konuşması lazım. Hepimiz buna dahiliz diye düşünüyorum. O zaman olmayacak bir şey yok. Çünkü bu ülkede hakikaten şu anda yoksullukla cebelleşen, gerçekten aldığı ücret, hatta alamadığı ücret, tabii ki bazıları için de böyle, hiçbir şeye yetmeyen insanlar artık bu düzenin böyle gitmemesini istiyorlar. Ve siyasette bir çözüm yeri. Bu çözümü biz hep birlikte bulmak zorundayız. Filiz Hanım, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Ben de size teşekkür ederim. Özgür yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'na ağırladık ve Gara operasyonu sonraki süreçteki siyasi atmosferde HDP'ye yönelik yorum ve suçlamaları, HDP'nin cevabını ekranlarımıza taşıdık. İyi günler.